Daha önce sirka diyen ritimden bahsettik, melatonin öneminden bahsettik. Peki burada bir şeyden bahsetmemişiz ve çok güzel soru geldi. Peki bu sirka diyen ritim herkes için aynı mıdır? Sabahları erken kalkmak herkes için uygun mudur? Hı, güzel bir soru. Değildir. Hı. Bunun birkaç nedeni var. Çünkü kısaca şöyle anlatayım. Birincisi biyolojik ritimler bölgesel olarak, genetik olarak birçok faktörden etkilenebilir bizim biyolojik ritimler olarak bahsettiğimiz şey insanların çoğunluğu için geçerli olan bizim hani fabrika ayarımız diyebileceğimiz varsayılan zamansal ayarlarımızla ilgili. Ve biz gündüzcül canlılar olduğumuz için insanların çoğu sabah erken saatlerde kalkıp akşam makul saatlerde yattıklarında ve gün içinde işte o bizim günlük ritimlerin önerdiği şekilde aktiviteler yaptığında zihnen bedenen daha verimli ve daha sağlıklı olabiliyorlar. Ama bazen genetik varyasyonlar gereği yahut uzun süre yetiştirilme tarzı da yetiştirme zamanları da dahil olmak üzere erken çocukluk dönemleri farklı döngüler içerisinde alışkanlıkları dönüşmüş insanlar söz konusu ise bu insanların normal kabul ettiğimiz o istatistiksel olarak çok kişide geçerli olan ritmi tekrar kazanıp tutturmaları zor olabilir. Normalde hepimiz belli bir süre, özellikle 1-2 ay boyunca bu bahsettiğimiz hani temel her insan için geçerli dediğimiz o işte sabah erken kalk, akşam yat falan gibi ritimlere uymaya çalışsa belli bir süre sonra belirgin bir patoloji, çok ciddi bir genetik varyasyon vesaire yoksa çoğu insan aslında bunu tutturabilir. Ama sorun şu ki uzun süreli alışkanlıklarla ritimler kaydıysa Mesela benim gibi yavaş yavaş gececi olmaya başladıysanız, sabah 3'e 4'e doğru yatıyorsanız da, onlar 11'lere kadar anca sürünerek uyanabiliyorsanız neyse. Şimdi bu tip bir durumda bir de tabii üretken ya da sürekli bir şey yetiştirmeniz gereken bir hayatınız varsa, o hayatın içerisinde hı hı. ilk başta bayağı sersemlik yapabilecek olan böyle bir ritim değişikliğini uygulamakta zorlanmanız çok normal. Böyle değişiklikler yapabilmek için hayattan çekilebildiğimiz belli zamanları değerlendirmemiz lazım. Pandemi döneminin başları bunun için altın fırsatlardı. Ama birçok insan aşırı moral bozukluğu ve anksiyete nedeniyle kendi üzerlerine çalışmak yerine endişeyle uykularını kaçırmayı tercih ettiler. Maalesef onların ritimleri biraz daha bozuldu. Ama bu dönemleri böyle mecburi çekilme dönemlerini biraz iç mühendislikle harcayan kişilerin bu konulara çok ilginç mesafeler kat ettiklerini de ben gördüm. Özetle herkes saat kurulmuş gibi aynı saatte uyanıp aynı saatte uyumaz. İnsanların parmak izi adedince farklı ritimsel varyasyonları işte çeşitlilikleri vardır. Günümüz günümüze uymaz. Ömrümüzün belli bir döneminde belli bir şekilde yaşarken başka bir dönemde başka şekilde yaşarız. Ama ölçü şu olmalı. Bedeniniz gece yatarken Sabah kalkarken olumsuz sinyaller vermeyi arttırmış ise, hayatınızın genel kalitesinde ölçülebilir ve anlaşılabilir bir düşüş varsa yahut diğer insanlara göre yaşam kalitenizin, zihinsel tatmin halinizin, mutluluk durumunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız, bu durumda en temelde biyolojik ritminize uygun olmayan bir hayat tarzı yaşamanızın bir etkisi olabilir. kendi içimizde dinleyerek karar vereceğimiz bir şey. Ben yakın zamanda sevgili Celal Şengör hocayla bir canlı yayın yapmıştık bizim 5 soruda. Mesela onun döngüsünü adam bir anlattı. Yani normalde şimdiye kadar ölmüş olması lazım. Sabahlara kadar oturuyor, sabah yatıyor, uyuyor. Öğleden sonra bir uyanıyor. Yedi de falan bir yemek yiyor. Tekrar geçiyor odasına. Biliyorsunuz zaten hani kilosal olarak da çok fit bir insan sayılmaz. Ama bütün bunlara rağmen yaşam enerjisi, zihninin berraklığı, enerjisi ve neşesi bize başka bir şey söylüyor. O ritme alışmış ve bir şekilde o ruhsal enerjiyle bedeninin o eksiklerini belki biraz kompanse ediyor. E tabii ki görün isterdi ki Celal Hoca da sabah 6'da kalksın, akşam 11'de hadi bana müsaade desin. Güzel bir uykuda bol bol REM salsın ve böylece daha uzun ve daha sağlıklı yaşasın. Ama bilinmez ki. Belki kendisi hepimizi gömecek. Onu bilemiyoruz. Yani vücut çok kaotik bir şey. Sadece yiyerek güzel uyuyarak falan olmuyor. Önemli olan hayatınızın neşe ve neşve içerisinde geçmesi. Kendinizi iyi hissediyorsanız çok da şey yapmayın sevgili arkadaşlar. Ama olumsuz işaretleri de susturmayın. Her sabah kolunuz başınız ağrıyorsa, ha babam ağrı kesicilere başvuruyorsanız, sık sık hastalanıyorsanız, işte akşam uyumakta sabah kalkmakta zorlanıyorsanız, bir zorlanma, bir böyle bir sürtünme hissediyorsanız hayatta bilin ki bir şey hatalı gidiyor. Dolayısıyla acık onlarla ilgilenmek kendi sağlığınız açısından alarm sinyallerini doğru değerlendirmek anlamında gelir. Geçen haftalarda konuştuk. Biz sürekli alarmı susturmaya çalışıyorduk hatırlayın. Halbuki alarmın bildirdiği gerçek soruna çok az insan bakıyor. Ona baktığınız zaman da ilk oynayabileceğiniz yerlerden bir tanesi ya da nasıl diyelim modifiye etmek isteyebileceğiniz yerlerden bir tanesi biyolojik ritimlerimiz, günlük rutin ve döngülerimiz. Oralara bir bakmakta fayda var. Özellikle şu gece geç vakit yemekleri, Başta ben olmak üzere bırakırsanız çok sevinirim. Bu pandemi döneminde biliyorum çok fena oluyor. Bütün gün zaten oturuyor. Akşam uykun gelmiyor. Bir de miden kazanıyor Açıyorsun. Abi neler var bir şeyler gömemiyor muyuz falan filan diye. Dolayısıyla bunu biraz bırakmak. Şu boğazlar meselesine dikkat etmek lazım. Bir de lütfen hayatımızda geçen haftalarda baya viral oldu. Arkadaşlar çok paylaştılar o hikayeyi. Hayatımızda ömrümüzü adamaya değer bir şey de bulalım. Eğer o varsa uyku da uyku olur, uyanıklık da uyanıklık olur, hayat bayram olur efendim diyorum. Zihnimde hayat bayram olsa şarkısı şu anda çalmaya başladı. <laughs>